Değerli izleyiciler, Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizle karşınızdayız. Gündemin öne çıkan başlıklarını aktarmaya başlıyoruz. İlk olarak Kilis'le başlayacağız. Bugün Kilis'te oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Suriye tarafından ateşlendiği iddia edilen 3 adet mermi Kilis'e düştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Suriye tarafından ateşlenen 3 adet roket mermisi kilise düştü. Mermilerin düşmesi sonucu meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybetti. Roketler Kilis sınırında 2 farklı bölgeye düştü. 3. roket mermisi olay yerinde çekim yapmak isteyen gazetecilerin yakınına düştü. Gazeteciler, güvenlik güçleri ve bölgedeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Öte yandan düşen roketler nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Bir boşaltın burayı, hadi bir boşalt burayı. Evet, o sıcak dakikaları sizlere aktardık. Şimdi İdil'le devam edelim. Hainler uslanmak nedir bilmese de vatan evlatlarımız operasyonlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bunun yanında acı haberler de maalesef gelmeye devam ediyor. Her ne kadar biz burada sizlere haber olarak sunsak da her birimizin yürekleri yanıyor. Bu seferki acı haber Şırnak İdil'den. Hainlerle çıkan çatışmada tam 8 vatan evladı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Fakat 2 özel harekat polisini tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şırnak'ın İdil ilçesinde hainlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 özel harekat polisi şehit oldu. İdil Turgut Özal mahallesinde çıkan çatışmada 8 güvenlik görevlisi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 özel harekat polisi şehit oldu. Yaralı güvenlik görevlilerinin tedavisi ise sürüyor. ...16 Şubat günü saat 23'ten itibaren ilçe merkezi ve Dirsekli köyünde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar devam ediyor. Çatışmanın ardından operasyonlar çukur ve barikatların bulunduğu Turgut Özal mahallesinde yoğunlaştı. Evet, bizler de şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifa. Şırnak'ın İdil ilçesinde güvenlik güçleri Turgut Özal mahallesinde hainlerin üs olarak kullandığı bir okula girdi. Çıkan çatışmada 4 hain öldürüldü. Okulun içerisine giren ekipler 13 hainin cansız bedeniyle karşılaşırken hainlerin ölülerini okuldan topladıkları öğrenildi. Şırnak'ın İdil ilçesinde güvenlik güçleri operasyonlarda sona doğru yaklaşırken hainlerin üs olarak kullandığı okula giren güvenlik güçleri 4 haini etkisiz hale getirdi. Ayrıca okul içinde yapılan aramada daha önceden öldürülen 13 hainin cansız bedenlerine de ulaşıldı. Operasyonlarda ölü ele geçirilen hainlerle birlikte etkisiz hale getirilen hain sayısı da 99'a yükseldi. İdil'de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda bölgenin %90'ının hainlerden temizlenmesiyle birlikte süren operasyonların tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi.
Değerli izleyiciler, ana haber bültenimize devam ediyoruz. Dün Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan uzman çavuş İbrahim Tetik, bugün memleketi Kütahya'da toprağa verilirken operasyonların sürdüğü aynı ilçede akşam saatlerinde şehit düşen uzman çavuş Gürsel Demir ise Eskişehir'e uğurlandı. Diyarbakır Sur'da hainlerle yaşanan çatışmada şehit olan uzman çavuş İbrahim Tetik için memleketi Kütahya'da cenaze töreni düzenlendi. Arş. 24 yaşındaki İbrahim Tetik'in Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak baba evine götürüldü. Tetiğin naaşı burada helallik alınmasının ardından tekbirler eşliğinde mahalle meydanına götürüldü. Şehit uzman çavuş İbrahim Tetik burada dua ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Bütün şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Sokağa çıkma yasağının 2 Aralık'tan bu yana devam ettiği Sur'da hainlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen piyade uzman çavuş Gürsel Demir için tören düzenlendi. Dur! Şehit bırak! Şehit! Omza! İlçede yaşanan patlamada yaralanan silah arkadaşları da son yolculuğunda şehidi yalnız bırakmadı. 5 Mart 2013, 7 Haziran 2013 tarihleri arasında İç Güvenlik Eğitim ve Kayseri 1. Komando Tugayı 4. Komando Taburu emrine atanmıştır. Sakarya nüfusuna kayıtlı olan şehidin naaşı defnedilmek üzere ailesinin ikamet ettiği Eskişehir'e uğurlandı. Evet değerli izleyiciler, biraz önce İdil'in haberini vermiştik. Operasyonlar İdil'de sürüyor demiştik ve hainlerde etkisiz hale getirilmeye devam ediliyor demiştik. Şimdi İdil'den bir son dakika haberi geldi. Operasyonlar sona erdi ve operasyonların sonucunda 114 hain etkisiz hale getirildi. Şırnak'ın İdil ilçesinde teröristlerin yakalanması, patlayıcılarla tuzaklanan çukurların kapatılması, barikatların kaldırılması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından 18 Şubat'ta başlatılan operasyon 20. gününde sona erdi. Turgut Özal Mahallesi'nde dar bir alana sıkıştırılan 19 hainin akşam saatlerinde etkisiz hale getirilmesinin ardından operasyon son buldu. Operasyonda ise toplam 114 hain etkisiz hale getirildi. Evet, 114 hainin etkisiz hale getirildiği operasyonun sona erdiğini sizlere ifade ettik İdil'de. Şimdi haberlerimizle devam edelim. Dün akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cihan Haber Ajansı reklamcılık anonim şirketine kayyum atanmasını talep etti. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği ajansa kayyum atadı. Can Haber Ajansı'na atanan kayyumlar, Zaman Gazetesi'ne atanan kayyumlarla aynı isimlerden oluşuyor. Cihan Haber Ajansı'na da kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık Anonim Şirketi'ne kayyum atanmasını talep etti. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Sezai Şengönül'le avukatlar Tersin Kaplan'la Metin İlhan'ın Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık AŞ'ye kayyum olarak atanmasına karar verdi. Cihan Haber Ajansı'na atanan kayyumlar Zaman Gazetesi'ne atanan kayyumlarla aynı isimlerden oluştu. Hakimlik atanan kayyumların Zaman Gazetesi'nin de içinde bulunduğu Feza Gazetecilik AŞ'ye atanan kayyumlarla aynı olduğuna, bu nedenle yeni bir ücret takdirine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme, kayyum olarak atanan kişilerin derhal toplanarak yönetim kurulu başkanını kendi arasında seçmesine karar verirken, şirketin faaliyetlerini yönetmeyi derhal devralmasına hükmetti. Evet sevgili izleyiciler, Yasin Börü'yü hatırlayacaksınız. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın çaresiyle sokağa çıkan hainler Diyarbakır'da onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Hayatını kaybedenlerden sembol isimse Yasin Börü'ydü. Yasin Börü'nün mahkemesi ise devam ediyor. 11 yaşındaki çocuğu canice katleden sanığın ifadesi ise kan dondurdu. Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014 Kobani bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösteride kurban eti dağıtmak için evinden çıkan Yasin Börü ile
Ahmet Dadak, Riyad Güneş ve Hasan Gökyüz'ün öldürülmesiyle ilgili davanın bugünkü celsesi sona erdi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı 18 Nisan 2016'ya erteledi. Şikayetçi avukatlardan Murat Sadak ise gazetecilere yaptığı açıklamada o şok sözleri aktardı. Sanıklardan Sedat Çoban ismindeki şahıs mahkemede olayları iyi ki yapmışız dedi. Bu haberini de sizlere aktardıktan sonra siyasi gündemle devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Kadın İşçiler 21. Büyük Kurultayı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Kadınlar Günü resepsiyonunda kadınlara seslendi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye teşriflerini arz ederim efendim. Buyurunuz. Türk Metal Sendikası Kadın İşçiler 21. Büyük Kurultayı'nda konuşan Cumhurbaşkanı, aile kurumunu yıkarak, değerleri yok ederek kadını özgürleştiremezsiniz dedi. Aile kurumunu yıkarak, değerleri yok ederek kadını özgürleştiremezsiniz. Tam tersine bu, kadının her alanda istismarının önünü açan bir yaklaşımdır. Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlardan da söz aldı. Katil devlet diyerek ihanet çukuruna gömülenlere inat devletimize sahip çıkıyor muyuz? Sendikaları terör örgütlerinin değil gerçek emekçilerin yuvası haline getiriyor muyuz? Sendikaları silah deposu haline getirenlerin karşısında dimdik duruyor muyuz? Bölücü terör örgütünden paralel devlet yapılanması örgütüne kadar tüm şer çetelerine karşı milletimizin yanında yer alıyor muyuz? Maşallah. Kadınlarımız tamam diyorsa bu iş tamamdır. Bu vatan topraklarını bölmek isteyenler bu ülkede yer bulamayacak çukurlara gömülecektir. Cumhurbaşkanı buradaki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Kadınlar Günü resepsiyonunda kadınlara seslendi. Cumhurbaşkanının konuşmasında dikkat çeken bir başlık vardı. Ülkede nüfus planlaması adı altında yapılan doğum kontrollerinin milletin neslini tüketmek için olduğunu söyledi. Kardeşlerim, bu ülkede doğum kontrolleri yapıldı. Nüfus planlaması adı altında. Aile planlaması adı altında doğum kontrolleri yapılır. Niye biliyor musunuz? Bu milletin neslini kurutmak için. Cumhurbaşkanı konuşmasında Batı'nın yaşlanan nüfusuna da değindi. Batı tutuştu dedi. İnsan varsa emek vardır. İnsan varsa sermaye vardır. İnsan varsa üretim vardır. İnsan yoksa bunların hiçbiri yoktur. Bu da nereye bağlıdır? Genç, dinamik nüfusa bağlıdır. Şu anda Batı tutuştu. Dünya tutuştu. Niye biliyor musunuz? Nüfusları yaşlanıyor da onun için. Biz ne yazık ki bu kampanyalarla şimdi nüfusumuzdaki yaşlanmayı görüyoruz. Çünkü nüfus artış hızımız ne yazık ki şu anda 2'nin altında veya 2 buralarda bocalıyoruz. Nüfusu artırmamız gerekiyor. Burada da bir numaralı aktör anneler sizsiniz. Ve ben cennet annelerin ayağı altındadır diyen bir dinin mensupları olarak niye babaların ayağı altında değil? Neden annelerin ayağı altında? Annelerin ayağının altı öpülür. Ben öptüm. Cumhurbaşkanı ülkemizde yapılan terör saldırılarına da değindi. Terörü destekleyenlere sert ifadeler kullandı. Terör eylemlerinde polisimize, askerimize, köy korucularımıza, vatandaşımıza kurşun sıkan, bomba atan, eli kanlı teröristlere sahip çıkacak, onları kahramanlaştırmaya çalışacak kadar alçalanlar olmuştur. Bunlar da güya aydın biliyor musunuz? Bunlar aydın müsveddesi. Ne aydın? İşte geçen hafta siz de bizzat şahit oldunuz. İki kadın terörist İstanbul'da polisimize hedef alan bir eylem düzenliyor.
Akabinde bu teröristler polisle çatışmaya giriyor ve her ikisi etkisiz hale getiriliyor. Bazı gazeteci kılıklı terör sempatizanları ise bu olayı utanmadan, sıkılmadan iki kadın öldürüldü diye haber yapıyor. İki terörist demiyor. İki kadın öldürüldü. Daha önce yargılanan, cezaevine giren bu kadınlara bir takım milletvekillerinin hatta genel başkan diye anılan zatın nasıl canhıraş bir şekilde sahip çıktıklarını da gazete ve televizyon arşivlerinden görüyoruz. Hiçbir zaman kadının özgürleşmesi meselesi olmadı, olmayacak. Bunlar kendi kör ideolojilerine körpe beyinler bulmanın, terör çarkını döndürecek taze kanlar aramanın peşindeler. Ama biz terör örgütlerinin medyadaki, siyasetteki, akademideki gönüllü taşeronlarının gençlerimizi, özellikle genç kızlarımızı zehirlemesine asla izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi Davutoğlu ile devam edelim. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras ve Başbakan Ahmet Davutoğlu görüşme öncesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara gül dağıttı. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras'ı Adnan Menderes Havalimanı'nda Türk ve Yunan yetkililer karşıladı. Tsipras ardından havalimanından ayrılarak Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının yapılacağı Başbakanlık Ofisi'ne geldi. Tsipras'ı Ahmet Davutoğlu Başbakanlık Ofisi'nin girişinde karşıladı. Efendi, arabayı alabilir misiniz? Karşılamanın hemen ardından iki lider zirveyi takip eden kadın basın mensuplarına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyle gül dağıttı. Beyler, bağlan bana, bağlan. Pardon. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen 600 kadını meclisin konferans salonunda kabul etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen kadınları ağırlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada kadınlara seslendi. Bir toplumu yüceltmek istiyorsak, toplumu dünyada saygın bir noktaya taşımak istiyorsak kadınların eğitimine önem vermek zorundayız. Eğitilen bir toplum ancak kadınlar yüzünden olur. Eğer bir toplumda kadınları eğitiyorsanız, toplumun eğitim düzeyini, yaşam kalitesini de yükseltiyorsunuz demektir. Bizim kadınlarımızın bir başka özelliği daha var. Bizim kadınlarımız ulusal kurtuluş savaşında omuzlarında silah taşıyan kadınlarımızdır. Yani bizim ulusal kurtuluş savaşında birebir mücadele eden, eline gerektiğinde tüfeği alıp cepheye koşan kadınlardır. Ve bizim kadınlarımız Osmanlı döneminde en sıkışık olduğumuz dönemlerde Sultanahmet Meydanı'nda Halide Edip'i çıkarıp konuşma yapan ve Türkiye'yi uyandıran kadındır. Ama bu ülkeyi kuranlar omuzunda taşıdığı topla mermiyle cephede savaşanlara destek veren kadınlara seçme ve seçilme hakkı 5 Aralık 1934'te veriliyor. Neden? Çünkü cumhuriyete değer veriyorsanız, cumhuriyeti yüceltmek istiyorsanız önce kadına değer vereceksiniz ve kadını yücelteceksiniz. Asıl sorunumuz ve asıl amacımız bu olmalı. Değerli izleyiciler, İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in amcası ve kayınbabası olan aynı zamanda Erzincan Çukurlu Beldesi'nin eski başkanlarından Osman Keskin son yolculuğuna sevenleri tarafından uğurlandı. Keskin ailesini ilçe vatandaşları da yalnız bırakmadı. Cenaze törenine katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin amcası için Kur'an okudu.
İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in amcası ve aynı zamanda kayınbabası olan Osman Keskin Hakk'a yürüdü. Allahu Ekber! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Osman Keskin, Erzincan merkeze bağlı Çukurkuyu ilçesinde de belediye başkanlığı yapmıştı. Eski belediye başkanı Keskin için Çukurkuyu beldesinde bulunan Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Yakından tanıyan birisi olarak ben amcamın mümin, muvahhid ve ehli sünnette olduğuna şahitlik ediyorum. Sizler de şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Şahitlik eder misiniz? Ederiz. Bu dünyaya ve ahirete ait olan haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. Cenaze törenine Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Şiran Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak, Erzincan AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut, İstanbul AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muharrem Ödemiş, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Sevinç, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Mustafa Naim Yağcı, AK Parti Şile İlçe Başkanı İlhan Ocaklı, Kardelen TV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya'nın yanı sıra şehir dışından ve Erzincan'daki birçok vatandaş tarafından merhum Osman Keskin son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazının ardından dualarla belde mezarlığına defnedilen merhum Osman Keskin'i son yolculuğunda yoğun kalabalıkta yalnız bırakmadı. Merhum Keskin'in defnedildiği sırada Başkan Hüseyin Keskin de amcası için Kur'an-ı Kerim okudu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Evet değerli izleyiciler, biz de Keskin'e Allah'tan rahmet diliyoruz ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi az önce ifade etmiştik, Yunanistan Başbakanı Tsipras'la Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu bir araya gelmişti mülteci krizine ilişkin. İkili şu anda basın toplantısı düzenliyor. Basın toplantısına bir göz atacağız, ardından haberlerimizle devam edeceğiz. Anlaşmaya varılan bir taslak var. Bu taslakta en dikkat çeken birebir kabul formülü, yani Suriyeliler dahil Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçen tüm yasa dışı göçmenleri Türkiye'ye kabul edecek. Sizce bu uygulanabilir bir plan mı? Mali olarak nasıl karşılanacak? Türkiye bunu nasıl başa çıkacak bu formülle? Ve Sayın Tsipras'a sorum. Dün anlaşılan taslak sizce uygulanabilir mi? Ve Ankara eğer kabul görmezse AB ülkelerinden B planı nedir? Do you want to answer first or okay? Evet. It was for me or for Mrs. For both. For there both. There were three questions. Okay, let's. If you want to start. Okay. Evet. Üzücü bir olay yaşadık. Kilis'teki sınırımızın öte yakasından DAEŞ tarafından bir roket atışı söz konusu oldu. İki vatandaşımızı kaybettik. Tabii angajman kuralları çerçevesinde misliyle ve daha fazlasıyla tabii mukabele edildi.
Sayın Valimizden ve ilgili güvenlik birimlerimizden gerekli bilgileri aldık ve Türkiye yönelik her türlü saldırının en şiddetli şekilde saldırıya mukabelede bulunulması konusunda da zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verilmiş talimatlarımız var. Bu konuda alınacak her türlü tedbir gözden geçirilmiştir. Zaten hazırlıklarımız vardı. Bu da Suriye'deki ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Zaten DAEŞ bir ateşkes tarafı değildi. DAEŞ ile muhalefet, ılımlı muhalefet arasında çatışmalar söz konusuydu. Bu çerçevede Türkiye yönelik her türlü saldırıya dediğim gibi anında mukabelede bulunacaktır. Dün Avrupa Birliği'nde, aslında bugün sabah diyeyim, gece yarısından sonra mutabakat kesinleşti. Vardığımız mutabakat konusunda ise bu üzerinde çok detaylı bir şekilde çalışılmış bir plandır. Aldığımız bütün tedbirlere rağmen 29 Kasım'dan bu yana Türkiye'yi bir transit göç yolu gibi kullanmak isteyen insan kaçakçıları var. Ve bu insan kaçakçılarının yol açtığı insani trajediler, sahillerimize vuran çocuk bedenleri var. Bunlar karşısında bizim kayıtsız kalmamız mümkün değil. Bu Türkiye'nin sebep olduğu bir kriz değil, Yunanistan'ın sebep olduğu bir kriz değil, Avrupa'nın sebep olduğu bir kriz değil. Ama önümüzde böyle bir kriz varsa herkes elini taşın altına koymalı. Tabii bunun birinci derecede sorumluları biraz önce zikrettiğim gibi Suriye rejimidir, oradaki terör örgütleridir ve son dönemde Rusya'nın artan hava saldırılarıyla ortaya çıkan tablodur. Ayrıca Suriye'den bağımsız olarak da başka ülkelerden bu koridoru kullanmak niyetiyle gelen ve savaş mağduru olmayan bazı art niyetli gruplar da var. Bunlara karşı dün teklif ettiğimiz çerçeve ve uzun müzakerelerden sonra Avrupa Birliği tarafından da kabul gören çerçevede bu düzensiz göçü düzenli hale getirebilmek ve uluslararası hukuk normlarına oturtabilmek için birlikte çalışma kararı aldık. Ege'de bu anlamda yakalanan göçmenler veya Ege adalarına geçmek isterken yakalanan Evet, Davutoğlu ve Tsipras arasında gerçekleşen basın toplantısını sizlere aktardık. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nu telefonla ağırlayacağız. Sayın Taşkesenlioğlu. Alo. Sayın Taşkesenlioğlu, duyabiliyor musunuz? Alo. Evet değerli izleyiciler, Sayın Zehra Taşkesenlioğlu ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konuşacağız. Öncelikle Zehra Hanım'ın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum. Aynı zamanda ülkemiz için oldukça önemli bir gün. Bu konu hakkında Sayın Taşkesenlioğlu'nun duygu ve düşüncelerini öğrenmek istiyoruz. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba Sayın Zehra Hanım. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Evet. Ülkemiz için aynı zamanda tüm kadınlar için oldukça önemli bir gün. Çünkü ülkemizde şu anda siz Zehra Taşkesenli olarak kadınları siyasi alanda temsil ediyorsunuz. Fakat bazı alanlarda bir eksiklik görüyoruz. Hepimiz bunun farkındayız. Siz neler düşünüyorsunuz hem 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hem siyasi alandaki temsil için ve diğer konular için? Ben öncelikle bütün Erzurumlu hemşerilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Rabbim bütün akşamlarımızı bulunduğumuz günden daha huzurlu ve daha mutlu eyler inşallah. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, sizin söylediğiniz gibi. Bugünün aslında temel mihenk taşı kadınların iş yaşamı, çalışma hayatı, ekonomik hayat ve sosyal hayatta hem bulundukları koşulları ve durumları düzeltebilme, hem daha iyi standartlara sahip olabilme adına bir mihenk taşı. Dolayısıyla biz bugün aslında bundan sonraki günlerimizi daha iyi nasıl yapabilirizin düşüncesini ve eylemini taşıyarak kutlamayı hedefliyoruz. Biz AK Parti iktidarına geldiğimiz günden itibaren de kadının hem adaletli gelir dağılımından daha fazla pay sahibi olabilmesini sağlama, hem çalışan kadınlarımızın evet, hayat standartlarını yükseltebilme, hem girişimci kadınlarımızın ekonomide daha
özgür ve güçlü olarak bulunabilmelerini sağlama, hem ailedeki kadının konumunu güçlendirerek hem aileyi güçlendirme hem toplumu güçlendirebilme adına onlarca farklı çalışmalar içerisinde bulunduk. Ama bu anlamda yaptığımız en önemli aslında farkındalık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin AK Parti iktidarı döneminde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nu kurarak bizim için kadınlarla erkeklerin hem siyaset dünyasında hem de diğer alanlarda bir takım noktalarda eşit ama bir takım noktalarda da adaletli gelir ve adaletli paylaşımdan nasiplenmelerini sağlamayı arzu ettik. Kadınların özellikle çalışma hayatındaki kadınların daha fazla yer alabilmeleri amacıyla daha bundan bir ay önce çıkarmış olduğumuz esnek çalışmayla ilgili kanun en azından çalışan kadının hem anne olarak hem de kendi kariyerinde daha başarılı olabilmesini sağlamayı hedefledik. Bundan önce yine 4857 iş yasasını çıkardığımızda da yine kadının önündeki engelleri kaldırmayı hedefledik. Dolayısıyla biz hem çalışan kadının hem ailedeki bir kadının hem de okuyan, hayatını kurmak isteyen bir genç kızımızın da yanında olmaya gayret ettik ve bundan sonra da olacağız Allah'ın izniyle. Evet, şimdi tabii, buyurun. Yo, devam edin lütfen, sorun. Buyurun. Bundan sonra da umuyorum ki yine bu amaçla başlattığımız çalışmaları hızlıca devam ettireceğiz. İşte bundan birkaç ay önce ülkemiz çok önemli bir ev sahipliği yaptı. Gelişmiş ülkeler, gelişmiş 20 ülkenin döneminde ilk defa AK Parti iktidarının ortaya koyduğu vizyonla diğer 19 ülkeye de kabul ettirerek Kadın 20 programını açtık ve kadının da ekonomide ve sosyal hayatta daha kapsayıcı hale gelmesini sağlamış olduk. Bu bizim aslında vizyonumuzun ne kadar etkin ve verimli olduğunu, ne kadar kapsayıcı olduğunu da önemli bir göstergesiydi. Şuna emin olmalarını isterim Erzurum'da yaşayan her bir hanımefendinin. Bizim bundan sonra yapacağımız çalışmalar, kadının hem siyasette hem ekonomide hem sosyal hayatta hem kültürel hayatta hem aile hayatında özellikle yaşam standardında önemli değişiklikler yapacak nitelikte. Hem kanun düzenlemeler yapmak hem de bu kanun düzenlemeleri uygulayacak kurum ve kuruluşları oluşturma gibi bir hedefimiz var. Ve umarım da bunu da yapmayı Rabbimize nasip eder. Efendim sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa bir onu var. Da alacağım. Çok hoşuma gider benim. Müsaade ederseniz onu söyleyeyim. Buyurun. Bizim edebiyatımızda çok sevdiğim şeydir. Der ki kadın ana, kadın yar, yurt kadınla bahtiyar, virgülü bilmem ama noktayı kadın koyar. Çok teşekkür ediyoruz ana haber bültenimize katıldığınız için, duygu ve düşüncelerinizi aktardığınız için. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum, mutlu akşamlar olsun. Hoşçakalın. Evet değerli izleyiciler, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik ve kendisinin duygu ve düşüncelerini konuya ilişkin öğrendik. Şimdi haberlerimizle devam edelim. Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tam işitme kaybı olan hastalar için biyonik kulak ameliyatı değerlendirilmesi yapıldı. Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak hasta ve hasta yakınlarının katıldığı programda işitme hastalıklarına karşı duyarlı olma çağrısı yaptı. Erzurum'da bulunan Atatürk Üniversitesi Yakutiye Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tam işitme kaybı olan hastalar için biyonik kulak ameliyatları değerlendirilmesi yapıldı. Dünyada ilk defa 1979 yılında, Türkiye'de ise 1987 yılında biyonik kulak ameliyatları yapıldı. Erzurum'da ise yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan biyonik kulak ameliyatlarının yıl dönümünde hastanenin konferans salonunda değerlendirme toplantısı düzenlendi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Profesörü Yusuf Kemaloğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. En erken kullanılan kile ve en yaygın veriye sahip, etkiye sahip veri toplamıyoruz. Genellikle beyni, Tanrı'nın yarattığı beyni, insanın yarattığı bilgisayara benzetmek gibi bir alışkanlık vardır. Çok benzemezler ama belki böyle düşünülebilirse işitme internet bağlantısıdır. Geri kalan her şey bir mouse, bir klavye vesaire vesairedir. Program değerlendirmesine katılan Erzurum Valisi Doktor Ahmet Altıparmak'sa yapılan değerlendirmelerle ilgili görüşlerini paylaştı. Tabii bir yol almak, yol kaydetmek çok kolay değil. O zaman ben de heyecanlanmıştım. Hani güzel bir söz var, bir idealiniz var. O idealinizi gerçekleştirmek için ne yaparsınız? Önce önündeki engelleri, tespitleri tek tek kaldırırsınız. Bir mücadele tabii bu. İnandırmak, ikna etmek, cihazları tamamlamak, Gazi Üniversitesi'ne gidip orayı ikna etmek bir mücadeleydi. Tabii Rektör Hocam'ın büyük desteğiyle bugün de gerçekleşti.
Evet değerli izleyiciler, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dedik ve konuya ilişkin haberlerimizle devam edelim. Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle baro önünde basın açıklaması yapıldı. Erzurum'da bulunan kadın avukatlar baro önünde basın açıklaması yaptı. İnsanımızın mağdur olduğu her yerde hukuk kılıcımızla mağdurların yanındayız. Erzurum Barosu önünde düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Kadın Hakları Komisyonu Başkanı İlknur Sercan, yaptığı açıklamayla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Günümüzde birlikte yaşamayı imkansız hale getiren bazı toplumsal kabullerin bir tarafa bırakılıp, hayatın kadın ve erkek olarak biri diğerinin eşi ve eşiti olarak kabul edilmesinin gereği kendisini açık bir şekilde göstermektedir. Kadın ve erkek arasında adalet, barış, karşılıklı sevgi, saygı, empati ve ailenin öneminin değişik vesilelerle uygulanması kadın ve erkek eşitliğine katkı sağlayacaktır. Üzülerek belirtmeliyim ki dünyamızda çok yönlü insan hakları ihlalleri yaşanmakla birlikte bu ihlallerin en yoğun bir şekilde muhatapları arasında kadınlar başı çekmektedir. Yaşanan pek çok olumsuzluğun gölgesinde kutlanan bu günde kadın sorununun ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel bir konu olduğunu ve kuşkusuz sorunun çözümü için devletin yanı sıra toplumun bütününün bu konuda çözüm öncelikli gerektiğini de çok büyük farkındayız. Yasaların en baştaki varlık nedeni temel hak ve hürriyetlerin korunmasıdır. Onun için millet iradesinden söz edebilmek için de millet adına karar veren mahkemelerin karar verirken kesinlikle herkesin kanun önündeki eşitliğini güvence altına alması ve ayrımcılıktan hukuk sistemimizin arındırılması gerekmektedir. Biz her şeyden önce insanız ve bu ülkenin vatandaşlarıyız. Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan'sa Türkiye'de 7 bölgede kurulacak olan bölge mahkemelerinin birinin de Erzurum'da olacağının müjdesini verdi. Bu arada Kadınlar Günü dışında bir şey daha var. Hazır bir kadar basın mensubu bir araba yakalamışken biliyorsunuz bölge adliye mahkemeleri Türkiye'de 15 ilde kurulmuştu. Bu 15 yıl daha sonra hakimler ve savcılar yüksek kurulu kararıyla 7'ye indirildi. Bunlardan birisi de Erzurum'da, Van'da dahil olmak üzere 14 il Erzurum bölge mahkemelerine bağlanmasına karar verildi. Bunun da Erzurum için hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum Gençlik Değişim Platformu üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Atatürk Üniversitesi kampüsünden havuz başına yürüyüş yaptı. Daha sonra kent meydanına gelen bir grup burada basın açıklaması gerçekleştirdi. Erzurum Gençlik Değişim Platformu üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadına şiddete tepki için yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılan genç bayanlar kadına şiddete dikkat çekmek için farklı bir yöntem denedi. Erzurum Gençlik Değişim Platformu adına basın açıklamasını Sadi Başaran yaptı. Başaran 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında şunları söyledi. Lakin bugün kadın olup da bu kutlu günü göremeden katledilen yahut sözlü bir erkek tarafından tacize uğrayıp psikolojisi bozulan veya eşim kocam dediği caniler tarafından dört duvar arasında hapsedilmiş ve adeta bir kum torbası haline gelmiş olan kadınlarımızı ve daha çocukluğunu bile tamamlayamamış küçük kız çocuklarına kadınlar gününü kutlu bir şeymiş gibi göstermeye ne dilimiz ne vicdanımız el vermiyor. Uyan ey halkım, bugün yarının anneleri toprağa bir fidan dikmek için kendi açtığı çukura vahşice ve canice gömmeye çalışanların, ortada erkeğin diye utanmadan gezenlerin arttığı bir gün. Bugün kız kardeşlerimizin, annelerimizin fikirlerine, emeklerine ve hatta duygularına bile saygı duyulmayan bir toplum içine hapsedilmiş kadınların sesi olmak için toplanan kadınla erkekli bugün ruhun artık bir şeyleri biz gençler değiştirmeliyiz gayesiyle kadına şiddete, çocuk yaşta evliliğe ve kadına yönelik her türlü tacize yönelik gençlerin gür sesi olarak buradayız. Ya ayaklarının altında cennet gizli olan kadınları ayaklar altında değil de baş üstünde taşıyacağız ya da yarınlarımızı ayaklar altına alıp cennetin anahtarına ebediyen hasret kalırız. Teşekkürler arkadaşlar.
Yaptığı çalışmalarla Erzurum'a ve Erzurum insanına değer katan şehirden şimdi de Uluslararası İlişkiler Akademisi projesiyle şehre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. 15 Mart'ta başlayacak akademide lisans öğrencilerinin ve üniversite mezunlarının kendilerini geliştirmeleri için sohbetler, sempozyumlar ve çeşitli etkinlikler yapılacak. Şehirder projeleriyle Erzurum'a değer katmaya devam ediyor. Uluslararası İlişkiler Akademisi adı altında düzenlenecek projeyle lisans öğrencileri ve mezunlarının kendilerini geliştirmesi adına alanında uzman yazar ve akademisyenler akademi öğrencileriyle buluşturulacak. Şehirder Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü'nden Emrullah Demirtaş, akademiye başvuruların devam ettiğini ve başvuran öğrencilerin elemeye tabi tutulup seçileceğini ifade ederken akademinin başlangıç tarihinin ise 15 Mart olacağını sözlerine ekledi. Uluslararası İlişkiler Akademisi aslında çok zamandır düşünülen bir projeydi. Erzurum'un da aslında ihtiyacı olan bir projeydi. Erzurum'da bildiğiniz üzere Uluslararası İlişkiler bölümü mevcut. Fakat bu bölümün aktif olarak kullanılabileceği bir alan Erzurum'da pek mümkün değil. Yani merkeze uzaklığımız, şehrin genel yapısı olsun. Biz buna çözüm üretebilmek adına böyle bir faaliyete giriştik. Sadece uluslararası ilişkiler bölümüyle de alakalı olmayacak tabii ki bu akademi. Sosyal bilimlerle alakalı bütün bölümleri kapsayan bir üye alımımız olacak. Akademimiz şu an başvuru sürecinde zaten. 12 Mart'a kadar başvuru alacağız. 15 Mart olarak başlangıcı düşünüyoruz. 15 Mart 5 Haziran sürecinde haftalık belirli periyotlarla düzenlenecek. Toplantılar şeklinde devam edecek. Ve tarih 3 aşağı 5 yukarı sanırım aynı kalır. 5 Haziran veya 10 Haziran aralığında bitirmeyi düşünüyoruz. Bu şekilde bu süreçte katılacak arkadaşları zaten internet üzerinden başvuru yoluyla değerlendirmeler alınacak ve başvuran arkadaşların gerekli kriterleri sağlaması durumunda geri dönüş yapılarak akademiye katılımları sağlanacak. Şehirder adına şehirlerden imzalı, şehirlerin geçerliliği olan katılım ve bitirme sertifikaları olacak. Bunun yanında zaten katılan öğrencilerin elde ettiği birikimler sertifikaya çok çok daha değerli olacak. Sertifikayı gölgede bırakacak kadar değerli olacaktır zaten. Ama sertifikalarımız da tabii ki verilecek. Şehirder Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü'nden Betül Karakuş, Uluslararası İlişkiler Akademisi projesi kapsamında yapılacak olan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Şehirder'in başlatmış olduğu Uluslararası İlişkiler Akademisi'nin koordinatörlüğünü arkadaşım Emrullah Demirtaş'la birlikte yürütüyoruz. Buradan şehrimizdeki güncel konuların, ülkemizde yaşanan güncel konuların gerek uluslararası ilişkilerle gerek de siyasetle bağlantılı olarak ilerletilmesi için elimizden gelen katkıları sunmayı hedefliyoruz. Son olarak Uluslararası İlişkiler Akademisi'ni ben ve arkadaşım Emrullah Demirtaş'ın koordinatörlüğünde tek dönemlik olarak devam ettireceğiz. Bir dönemlik olan akademimizde uluslararası ilişkilere yönelik temel kavramlar, ülkelerin güncel sorunları, güncel sorunların çözümleri, nasıl daha iyi olabiliriz gibi konular üzerinde durarak zaman zaman alanında uzman kişileri de misafir ederek arkadaşlarımıza, akademimize katılan öğrencilerimize katkı sunmaya çalışacağız. Konya'da tıra bağlı asfalt tankerine yapılmış özel zullada 80 bin paket gümrük kaçan sigara ile geçirildi. Tır sürücüsünün sigaraların kendisine ait olduğunu söylediği öğrenildi. 80 bin paket gümrük kaçan sigara ile geçirildi. Olayın adresi Konya. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara giriş çıkışını önlemek için yaptığı çalışma neticesinde Konya-İstanbul Karayolu'nda uygulama başlattı. Uygulama kapsamında polis asfalt tankerine bağlı tırı şüphe üzerine durdurdu. Arama yapan polis tankerin altında gizli bir bölme tespit etti. Gizli bölmeyi açan polis 80 bin paket gümrük kaçan sigaraya ulaştı. Van'dan İzmir'e götürülen kaçak sigaranın kendisinin olduğunu kabul eden tır sürücüsünün sigaraları gizlediği zulaya da kendisi yaptığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldı, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet değerli izleyiciler, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dedik ama o günün anlam ve önemine ilişkin bir haberi ekranlarınıza getiremeyeceğiz. Kocası tarafından evden kovulduğu iddia edilen 15 yaşındaki Suriyeli kadın av tüfeğiyle intihar etti. Jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu genç kadının üzerinden kimlik ve benzeri bir belge çıkmazken sadece cebinden el yazısıyla yazılmış karı kocanın ismi, başlık parasının miktarı ve şahitlik eden iki kişinin imzası bulunan bir kağıt çıktı. Gaziantep'te kocası tarafından evden kovulan 15 yaşındaki Suriyeli çocuk gelin Mahfe Zafur, av tüfeğiyle intihar ederek canına kıydı. Suriye'nin Halep şehrinde yaşayan Mahfe Zafur, Ağustos 2015 tarihinde teyzesinin oğlu İbrahim Hüseyin'le evlendirildikten sonra kocasıyla birlikte Türkiye'ye gelerek Kayseri'de yaşamaya başlayan genç kadının evliliği sadece 6 ay sürdü. Kocası tarafından terk edilip sokağa atılan genç kadının yaklaşık bir ay önce Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi İnce Su Mahallesi'ndeki kırsal alanda bulunan besi çiftliğinde çalışan ağabeyi Cihat Zafur'un yanına geldi. Annesiyle diğer 6 kardeşi Suriye'de olan genç kadın, eşi tarafından terk edildikten sonra besi çiftliğinde çalışan ağabeyi Cihat Zafur ve amcasının oğlu Cuma Zafur'la birlikte bir kamyonetin kasasında yaşamaya başladı. Mahfe Zafur son zamanlarda ağır bir bunalım yaşıyordu. Genç kadının sabah saatlerinde yalnız olduğu bir sırada içinde bulunduğu psikolojik durumu kaldıramadığı için çiftlikte bulunan av tüfeğini boynuna dayayarak tetiği çektiği iddia edildi. Şimdi ise bir kaza haberiyle devam edelim. Ümraniye'de cinayet gibi bir kaza yaşandı. Şoförün çalışır vaziyette bıraktığı tırın freni boşaldı, hareket etmeye başladı. Bu sırada karşıdan gelen bir otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan bir kişi yaşamını yitirdi. Olay ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çalışır vaziyette bırakılan tırın freni boşaldı. Aniden hareket etmeye başladı. Ümraniye'de cinayet gibi bir kaza yaşandı. Sürücünün çalışır halde bırakarak araçtan indiği sırada hareket eden tır, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Otomobilin içerisindeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Tır ise bir binanın duvarına çarparak durabildi. Otomobilin içerisinde sıkışan iki kişi çevredeki vatandaşların ve itfaiyenin çalışmaları sonucu çıkartıldı. Abi arabanın altında. Kaza sonucu Hurdaya dönen otomobil olay yerine getirilen vinçle kaldırıldı. Tır dehşeti ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tırın kayması, sürücünün peşinden koşması ve kaza anı yer alıyor. Değerli izleyiciler, Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizle gündemin öne çıkan başlıklarını sizlere aktardık. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın. Brent petrolün varil fiyatı dün 41 doları aşarak 3 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 40 doların üzerinde dengelendi. Brent türü ham petrolün varil fiyatı dün Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol üretiminin azalacağı ve OPEC'le OPEC dışı ülkelerin arza ilişkin ortak karar alabileceği beklentileriyle 41,02 dolarla 9 Aralık 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Şuna da buna daha güzel alınır. Tamam.
Altının gram fiyatı küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle 120 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altın 200 liraya dayandı. Altının gram fiyatı Asya piyasalarında ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle 120 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 119,85 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalı çarşıda çeyrek altın 197 liradan, Cumhuriyet altını ise 805 liradan satılıyor. Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş evinde Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından siyah beyazlar 55 puanla lider durumda olan Fenerbahçe'nin ardından bir maç eksiğiyle puanını 54'e çıkartırken konuk ekip Eskişehirspor son sırada kaldı. Avrupa'dan bir yıl men cezası alan gelecek sezon futbol harcamaları 65 milyon avro ile sınırlanan Galatasaray sene sonunda büyük bir operasyon yapmaya hazırlanıyor. Transfer harcamaları 65 milyon avro ile sınırlanan sarı-kırmızılı ekipte gidecek ve kalacak oyuncular şimdiden belirlenmeye başlandı. Sözleşmeleri bitecek olan Hamit Altıntop, Sabri Sarıoğlu, Emre Çolak'ın ayrılmasıyla toplam 17,6 milyon TL'lik maaşları kasada kalacak.